İşte o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkemize yerleştirmiş olduğu hizmet kültürü ve hizmet siyasetiyle çok güzel işler oluyor şehrimizde. İşte Zeytinburnu'da işler yolunda ama keşke Büyükşehir Belediyesi'nde de işler yolunda olsa, hep beraber şehrimizi daha güzel günlere beraber taşısak. Ama maalesef bunu göremedik. İşte aradan bir 5 yıl geçti. Bu 5 yıl sonunda da bu yapılmayan hizmetlerin hesabında sizler 31 Mart 2024'te sandıkta hesabını soracaksınız değerli arkadaşlar. Siz bunun hesabını sormazsanız bu şehirlerimize hizmet gelmez ve şehirlerimizde huzur olmaz değerli arkadaşlar. Bakın hükümetimiz neler yapıyor. Avrasya Tüneli, Marmara hemen Zeytinburnu içinden geçiyor arkadaşlar. Bir olmadığını bir düşünsenize, işte vatanını milletini düşünen insanlar uğraştığı zaman bu eserler, bu hizmetler ortaya çıkıyor. Türkiye'de belediyecinin bir hizmet olduğunu, bir hizmet ve eser siyaseti olduğunu 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde Türkiye öğrendi ve bütün Türkiye'ye yayıldı değerli arkadaşlar. İşte o kültürün örnekleri bugün Zeytinburnu'nda var. İnşallah bir 5 yıl aradan sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de olacaktır arkadaşlar. İşte o şekilde çalışmamız gerekiyor. İşte bugünkü bir araya gelmemiz, bu güzel hizmetlerde beraber olmamız, böyle hemşerilerimizle, hemşeri derneklerimizle birlik beraberlik içerisinde vatanımızın, milletimizin selameti, huzur ve güvenliği için çalışmamızın tek nedeni de budur arkadaşlar. İnşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Bakın 28 Mayıs'ta bir seçim yaptık. Sağ olsun Zeytinburnu'larda dahil olmak üzere 21 yıldır milletimizin gönlünde taht kuran Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimiydi arkadaşlar. Bakın 20 yıldır bu Türkiye'de sağlanmış olan huzur ve güven ortamı işte Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde devam etmekte. Her ne kadar bugün bu sabah olduğu gibi Ankara'da bu huzur ortamına kastetmeye çalışanlar nasıl yok olduysa bundan sonra da yok olacaktır arkadaşlar. Bundan da kimsenin şüphesi olmaz. Evet, 28 Mayıs sonuçlarının tamamlanması için değerli arkadaşlarım biraz daha bu yapılan hizmetlerin hesabını sormak için önümüzde bir seçim daha var. İnşallah orada da sorumluluklarımızı yerine getirerek eser ve hizmet siyasetinin devam etmesi için sorumluluklarımızı yerine getireceğiz inşallah. Bu gecenin teması Karadeniz olmakla birlikte aramızda Türkiye'nin her köşesinden güzide şehirlerimizin hemşeri dernekleri de burada. Hepsinden Allah razı olsun. Bu birlik beraberliğimiz hiç bozulmasın değerli arkadaşlar. Bu birlik beraberliğimizi vatanımızın, milletimizin selameti için her zaman bu bize lazım arkadaşlar. Biz nasıl böyle dimdik birbirimize sarılırsak bütün Türk düşmanlarına, Türkiye düşmanlarına en büyük cevabımız olacak arkadaşlar. Bu geceyi bizleri bir araya getiren Ömer Arısoy Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Başkanımıza bir yürekten bir alkış daha istiyorum arkadaşlar. 20. yerelsel günlerde de başkanımızla birlikte burada olmaya hazır mısınız arkadaşlar? İşte bu kadar arkadaşlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle kucaklıyorum.